Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish markazi dastlabki manzil bo'ldi. Prezident bu yerga kirib kelar ekan, bugungi kunda mamlakatimiz bo'yicha 6,5 milliondan ziyod iste'molchilar ta'minlangan zamonaviy elektron hisoblagich namunalari taqdim qilindi. Odamlar o'rgan. Boshida bo'yi ko'p hisoblayapti dedi, joylariga chiqdik, boshqa qildik, tushuntirdik. Eski shot chiqdi, bo'yi ham yonma-yon qo'yib ham isbotlab berdik hammasini. Bu yerda yana bitta narsa, mana bizda ikki xil tarif bor. 295 so'mlik aholimizga 450 so'mdan yuridiklarimizga. Mana bularni qo'ymaganimizda o'sha pastdagilar boshqalar korrupsiya bo'lib, yuridiklikni ham aholi qilib qo'ygan joylari bor. Yo'q emas. Boyagi hisob qilganimizdan boshqa qilganimizda 3,5 yil hisobladik biz. Texnologik yechimlar qat'iy himoya va xavfsizlikni talab etadi. Tabiiyki, begonalarning bu yerga kirishi man qilingan. Binoga kirishning o'zi ham skaner qilingan, ya'ni belgilangan barmoq izlarini talab etadi. Jumladan zamonaviy server qurilmalari joylashgan mana bu ma'lumotlar omborga ham faqat belgilangan kishilargina kira olishi mumkin. Xo'sh, qora rangli uskunalar o'rnatilgan bu xona qanday joy o'zi? Bu yerda jamiyki iste'molchilar xonadonlariga o'rnatilgan, ya'ni siz u bizning uyimizning bir burchagida ishlab turgan elektr hisoblagichlarning ma'lumotlari saqlanadi. Unda kelgusida bu dasturiy ta'minotga ulangan iste'molchilar sonini 20 millionga yetkazish imkoniyati bor. Ushbu serverlardagi ma'lumotlar esa mana bu xonada, aniqrog'i undagi monitorlarda aks etadi. Prezidentga shular haqida, bundan avval esa ushbu binoning o'zi va uning ahamiyati haqida ma'lumot berildi. 1909 yil qurilgan zdaniya, birinchi dizelni elektrostansiya ishlab chiqarib, mana shu ramziy ma'noda mana shu Toshkent shahrida mana shuni tashkil qildik. Elektr energiyasini hisoblash va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi. Xo'sh, bu tizim qanday ishlaydi? Ayni paytda Prezident Shavkat Mirziyoyevga shu haqda ma'lumot berilmoqda. Bugunning bir haqiqati bor, ya'ni ilm va innovatsiyadan chetda qolgan soha bu o'sha sohaning yo'qotgani, yutqizgani deganidir. Demakki, mazkur tizim O'zbekiston elektr energetikasi va energiya ta'minoti sohasida o'ziga xos yondashuv va yangicha innovatsiya qo'llanilayotganidan dalolat beradi. Bu O'zbekiston energetikasi uchun eng muhim joylardan biri. Toshkent shahrini elektrlashtirish ham aynan shu yerdan boshlangan bo'lsa, endilikda butun mamlakatning energiya iste'molini to'liq nazorat qilish ishlari ham shu yerda amalga oshirilmoqda. Kompyuter sichqonchasi tugmachasini bir bosish orqali elektr energetikasini qanday boshqarish mumkinligi haqida prezident bu yerda ishlaydigan yosh mutaxassisdan so'radi. Undan avval esa uning ma'lumoti va malakasi bilan qiziqdi. Toshkent shahrida elektrlashtirganman. Nima yo'nalishi bo'yicha? Sanoat va texnologiyalar boshqarmasi. Malakamni Berlin Texnik Universiteti boshlab kelganman. Berlin. Qancha? 6. IT va energetikani qo'shish menga juda ham bo'lmadi. Ko'p yerda tajriba berdim. Hozirgi paytda respublika bo'yicha barcha shochiklarni yagona markazlashgan dasturga olib kelyapmiz. Oldin 3 ta dastur bo'lgan edi, shu mahalliy hisoblagichlarniki elektr alohida edi. Hozir hammasidan voz kechib bitta yagona markazlashgan KAS dastur degan Keti Corporation bilan birgalikda qilmoqmiz. Bu markazlashgan askariya tizim bo'ladi. Qilyapmiz hozir shu. Koreyanik. Hozirgi kunda debitoriyalar juda ham kamaygan, hamma ko'p kishi kreditor bo'lgan. Birinchi fazasida Buxoro, Samarqand, Jizzax to'liq askariya bo'lgan. Bu yerda juda ham ko'p qulayliklar olib kelgan. Birinchi navbatda ruxsat bersangiz, mana bu dastur ta'minotda ko'rsatsam. Mana Buxoro. Ushbu suhbat Abdulaziz G'ulomovning yodida eng qiyin imtihon sifatida qolgan bo'lsa ne ajab. Gap shundaki, davlat rahbari bu mutaxassisning malaka va ko'nikmasini sinash uchun ishning spesifikasi va o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda unga 7 ta savol berdi. Va yosh energetikning javoblaridan anglash mumkinki, u imtihonni yaxshi topshirdi. O'tirib tushun. Buxoro viloyatida 100% qilingan, geolokatsiya qilingan transformator punktlarining kartasi joylashgan. Bu yerda masalan Buxoro shahrini tanlasam, Buxoro shahrini tanlasam, mana Buxoro shahridagi barcha transformator punktlarining geolokatsiyasi mavjud. Bu bundan tashqari bu hali boshlanishi, agar men Buxoro instansiyasi tanlasam, endi Buxoro instansiyasiga tegishli bo'lgan barcha transformator punktlarining geolokatsiyasi mavjud. Agar men yanada chuqurroq kirmoqchi bo'lsam, o'zi fiderlardagi instansiya. Fiderning ichidagi instansiya. Fider ichidagi transformator punktlar. Kirasan, o'shanga kiraman.
bizlerin asosiy maksadımız bu yerden en asosiy kulaylık o şehirdeki teknik yokuşlar hatta bu yer 20-30 koyu bu yer bulup onu maksimal derecede kemaltırış. Buna katkı köylerimizden bol bunu istiyoruz. Her gün çoğalıyorum ameli takdir kulaylık. Sensiz buna şofir basit oturuyken Bukhara'da, Yemen stansada Nagruzka ulanışın mümkün mü? Sen şimdi sıyırsan mı? Eğer sensiz asan. Yerde oturuyor. Bir yerde oturup albatı sezaman geolak etsem. Çünkü bana bu transformatör punktlarım, ağzı korsaklarım, bana bu transformatör punktlarım, eğer uçup kalsa, albatı başka renge alınadı. Ama o şehirden bu buluşmak için bu transformatör Tokyo, Avrari buluşmak için, kanakadır buluşmak için, ben davla telefon kılıp, Bukhara bölgeye çıkıp, o şehirde maksut malarını veren. Transformatör bu, eksploatasyonu, nasazlığını, işin mümkün. Bu yerden o şey teknik yakıtıştan bir işin mümkün. Benim stansiyada koşumca karhana payda olur. Sen bilen şartnama kımmasligi ve bir yerde bateriyada şu transformasyon genel muskanı kursat oladı mı sen? Kursat oladı. Ruhsat verirsek kursat oladı. Mesela benim eğer misal tarihtaysam, 6. küçük tümanda belirlesem bana şu tasarruflarlik mana shu joyda restoran yoki kafe yoki qanaqadir xususiy tadbirkorlik ochmoqchi. Men mana bu qulaylikdan foydalanib etishim mumkinki, sen 587 birinchi seksualite qilgan olsan senga maqulroq chiqadi chunki aforiyam kam bo'ladi. Bitta, ikkita yoki uchta. Xarajat kam bo'ladi. Prezident suhbatni bosh vazir va hududiy elektr tarmoqlarining boshqaruv raisi bilan davom ettirdi. Bu yerda faoliyat yuritayotgan ishchilardan biri davlat rahbari uning yaqiniga kelganidan o'zini noqulay his qilib, o'rnidan turish harakatiga tushdi. Ammo prezident bunga hojat yo'q ekanligini bildirdi. O'rnidan turishga ikkinchi bor urinish va bu safar hududiy elektr tarmoqlari boshqaruv raisi Ulug'bek Mustafoyev yordamida Diyor Nishonov buni uddaladi. Aylık yaşı, doğru şükür. Bununla gelme. Kayısın istiyorsunuz. Başka bir geçen bir geçeceğiz. Ben sizden en istedim. Magistrat burada değil, ama bu cereyanlar başlıyor çünkü şartlar başlıyor. Aziz Osman'ın biraz bir geçen. Aziz Osman. Ne yapmış yapalım? Baydüb degen, damlanan kitaplarını oku gençler. Doğru. Markazda o'rnatilgan mana bu tizim barcha elektr stansiyalari, podstansiyalari, transformatorlar yukini, holatini va geolokatsiya yordamida ularga ulangan iste'molchilar sonini aks ettiradi. Bu yerda har bir viloyatga biriktirilgan mutaxassislar butun vaziyatni onlayn rejimida kuzatib borishadi. Endi bu paytlarda misol uchun 3 yil oldin bu narsa bor edi, lekin hozir bu markaz bilan bu markazning farqi nima? Aholidan elektrni uzilish bo'ladigan bo'lsa biz 1 saat, 2 saat devam edilmez. 3 gün. 3 gün. Başına bir şey, bazen biz online tarzda, orada elektron yaptığı merkezi tarzda, işte avariyen aklı için buldu mu, sıra bizim brigadelerimiz, Joy'u, Mahtı'da var. O şey, 20 mı? Uzağı, 25 dakika baktığımız gibi, avariyenin barkalıkları, sınavcıyı, elektronikleri tarzda. Vaziyatni nazorat qilish, tahlillar asosida qarorlar qabul qilish va korrupsiyani sezilarli darajada qisqartirish imkonini beruvchi bu yangi markaz mamlakat energiya tizimini isloh qilishning muhim elementi bo'ldi deyish mumkin.